sürdürülebilir yaşam demek doğayı son derece detaylı izlemek demek aslında. Mesela fırtınalı havalarda ütü yapmanın çok faydalı olduğunu öğrendim. Rüzgarlı havalarda enerji tüket. Rüzgar yoksa tasarruflu ol. Bizim öğrencilerimize verdiğimiz motto bu. Bitirme projem deniz suyuyla işte soğutmayı sağlamaydı. Projenin devamında arıtma da yapılacak. Nehirler, jeotermal her türlü doğal enerjiye yakın bir yerdeyiz. Gittikçe bir yeşilliğin griye dönüştüğü bir yerde yeşil kampüs yapmaya çalışıyoruz. Rüzgar türbünü sayesinde şu anda mevcut elektriğimizin tamamını rüzgardan elde ediyoruz. Hele bugün çok iyi. Tüm kampüs değil mi? Tüm kampüs. Hem mikrojesimlerden enerji üretebiliyorsunuz, gıda olarak kullanabiliyorsunuz, hem de su arıtımında da bunu kullanabiliyorsunuz. Bu mikroyosunlar daha hani denizde gördüğünüz böyle bitki yosunlarından değil. Bunları daha fazla işleyerek biyoyakıta dönüştürebiliyorsunuz. Doları verip Denizli'de parayı yatırıp oradan elektrik üretenler var. Bunun teknolojisini de gidiyorlar anladığınız dille. İtalya'daki şirketten alıyorlar. Türkçesi bu. Biz o teknolojiyi geliştiriyoruz. Şu mesela benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk. Bunu biz tasarladık. İsim ne bunun? Organic Rankine Cycle. Bunun detay problemlerini çözmek için de burada bir deney setup'ımız var. Çeşitli hidrokarbonlardan hidrojen üretimi ve o hidrojeni yine cihazın içindeki yakıt piline veriyorsunuz, evin bütün elektriğini üretiyor. Biyometan olarak, yani atıkların çürümesinden elde edersen, bu tamamen yenilenebilir, sürdürülebilir bir proses oluyor. Biz yerinde üretsek ve yerinde tüketsek, o kayıp direkt kazanç olarak gelecek. Bu bizim Türkiye'nin cari açığını da kapatacak, dünyayı da kurtaracak şey aslında bu.